Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizinle canlı satranç oynayacağız ve maç başladı. Rakibim Yuneski Quesada, Kubalı bir büyük usta, şimdi Amerika için yarışıyor. Bakalım, G3 oynayalım. Hem de galiba aynı şehirdeyiz şu an. Çünkü o Webster Üniversitesi'nde okuyor. Ben St. Louis Üniversitesi'nde okuyorum. Zaten aynı şehirdeyiz şu an. Belki yaz için başka bir yere gitmiş olabilir. Bakalım. Adbe'deydi. Adbe'de 2. B3, fil B2 oynamak istiyoruz. Fil B2. A3. Yani uzun bir maç oynamak istiyoruz. B5. Yani beyaz, siyah agresif olmak istiyor. Tamam. Ne yapabiliriz peki? Alırsam alırsam. Ata 5. Hiçbir şey göremiyorum. Kale C1 deneyelim. Emin değilim. Alalım. Mantıklı. C5. Belki kötü bir hamle. Ama fil C3 oynamak istiyorum. Ve daha önce oynamıyordum çünkü piyon düşüyordu. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Fil çifti kazanabilir miyim peki? Böyle bir şekilde. Sonra G4. Ve at H4. Bilmiyorum. Sonra belki E3, kaleye 1, fil F1. Ama tabii ki şimdi E5'e dikkat olmak lazım. Bilmiyorum. Yani bence siyah bir şey bulmalı. Yoksa beyazın pozisyonu daha iyi olabilir. E3 düşünüyordum. Fikrim buydu. Siyah hiçbir yere giremiyor orada. Aha, file 5 güzel. Güzel bir hamleydi kesinlikle. Bunu beğendim ama kale 1 oynayayım. Aha. F4. Bence artık bunu oynamak zorundayım. G5. Siyah piyonu verecek mi peki? FG5. Vermedi. Tamam, o zaman ben G5 oynayayım. Bakalım. Aha. At G3 istiyor. Aha, at G3 istiyor. Mantıklı. Vezir G4 oynayalım. Şimdi F5 oynarsa G5. Ay, bunu hamleyi unuttum şimdi artık. Bu hamleyi tamamen unuttum. Vezir D1'de iyiydi çünkü vezir A4 vardı. Şimdi yok yani bu hamle. Bu çok kötü bir şey yaptım. Çünkü artık belki de B2'deki karesine gelebilir siyah. Bu kötü bir hamleydi yaptım arkadaşlar. Yani üzüldüm açıkçası. Yani inanılmaz aptal bir hamle yaptım. Ah. Yani bilmiyorum. Şah 2 şey için oynadım. At G3'e girmesin diye. Artık geri gitmek zorundayız. Artık yani bence savunmak lazım. O hamleyi ben tamamen unuttum. Tamamen kaçırdım. Fil F3. Oh. Hem de şunu açtım. Evet. Mantıklı. Hepsi düşüyor bu pozisyonda. Evet. Maç gayet kötü gitti arkadaşlar. Alırsa kaleyle alacağım. Tamam. O da güzel bir hamle yaptı rakibim. Tamam, ne yapabiliriz? H4, şah H3. Oy oy. Bir hata yaptım sadece. Evet. Tek bir hataydı bu. Burada kayıp galiba. Burada pozisyonu kayıp olmalı. Evet. Terk edelim. Artık yani şimdi agresif oynayacağız. Çok agresif oynayacağız. Çünkü kaybetmeyi sevmiyoruz. 7. 6. At A'ydı. Böyle sistem oynuyoruz. Yani ana teori olmasın. Hiçbir yani taş tahtan gitmesin. Yani değiştirmek taşları istemiyoruz. Hepsi tahtada olsun. Yani. Ve 6. Evet. Böyle.
pasif oynuyoruz ama pasif değil, kazanmak için bu sistemi oynuyoruz. Şimdi fikirler ne olabilir? Kısa rok, belki tehlikeli, h4 sürecek belki ama yapmadı, tamam. F5, okay, E5 oynayalım. 5 oynayalım. Tamam. Acaldı, ona saldırdık. Fil E3 ise ne yapacağız? Ups, fil E3 ise böyle. Mantıklı. Okay, at G4 zıplamak istiyorum. O da mantıklı. Fil vezir E'de. Ama evet. Kolay değil. Beyazın merkez alanı var. F5 oynamak çok zor. Bence evet, savunmak zorundayız bu pozisyonda. Böyle yapalım. Emin değilim. Hata olabilir ama buraya zıplamak istedim atla. Ve şimdi alabilir miyim peki? Bunu düşünüyordum. Belki alamıyorum ama risk aldım. Hesaplamadan bunu yaptım. Ve fildeki geç gördüm ama belki hala kaybetmiyorum çünkü vezir onu koruyor. Belki çok şanslıyız arkadaşlar. Belki o kadar şanslıyız ki. Evet. Bir şey kaybetmiyorsak belki daha iyi olabiliriz. Yani çünkü beyazın piyon zinciri kötü kaldı. Bakalım. Düşünüyor beyaz. Bence piyonu almak zorundayız. Vezir e4, vezir e4. At d5. At d5 de gayet güzel kalacak. Onu değiştirmek zor. Ve potansiyel olarak d4'deki piyon zayıflık. Evet. Bence buraya girmek zorundayız. Sonra kale e8. Belki oynamak istiyoruz. Evet. Kolay değil. Tabii ki kareleri değiştirmek isteriz. Ama beyaz bunu istemiyor dedi. Ve mantıklı o. Tamam. Ne yapalım? F6 oynayalım. Şah F7 yapmak istiyorum. Potansiyel olarak. Evet, bu zayıflık yaptı. Aha. Tamam. Tamam, artık değiştireceğiz hepsini. Tamam. Bence burada risksiz bir şekilde kazanmak için oynayabiliriz. Evet. Bunu yaptı. Ama hala bence hem de alabilirim hem de at e3 var. Hepsi güzel görünüyor. Bunu yapalım. F5. Girdik. Ay ay. Belki. Belki en iyi hamleleri yapmadım. C6, E4 belki. E4 şeyi alacağım. Alacağım. D5 yok çünkü şahla alacağım. Sonra kale F8, H5. Ups, B5. Belki berabere sadece olacak bu. Evet, sadece bir tane zayıflık var. Evet, kazanmak mümkün değil galiba. Bakalım. Nasıl kazanabiliriz peki? Zor. F6. Oraya gidelim. Evet. Berabere yapalım. Kazanamadık arkadaşlar. Berabere oldum. Tamam. Şimdi kazanalım. At bd2 variantı oynayalım.
Gençken bunu oynuyordum. 8-9 sene önce. Evet. G3. Fil G2. Evet. Fikrimiz sadece anatörü oynamamak. Yani uzun, yani savaş olsun diye oynadık. Sonra vezir C2 oynayacağız. Ve belki E4. Belki E4. 4. Aldı. Şimdi alırsam ilginç. Böyle düşünmüyordum. Belki mümkün. Tamam, kalede bir getirelim. Sonra fil F4 var mı? Bence kalede bir riskli bir hamleydi çünkü E4 iki piyonu zayıf bırakıyor. Belki C5 var. Yani hesaplamak lazım. Ben C5'ten sonra D5 bile düşünüyordum. Hesaplamadım ama böyle fikri var piyonu vermek, ama D4'ün yani D2'ye açık kalıyor. B5 yani çok konkret bir hamle. Buraya gidelim. Tamam. Yani bence siyah C5 oynamalı, yoksa yani zayıflıktır orada. Emin değilim. Şimdi şeyle alırsam AD7, sonra vezir C7, C5. Atla oynayalım o zaman. Tamam, mantıklı. Şimdi fil G5, kalede 8. Yoksa fil G5, fil F6, AD7 güzel bir fikir olurdu ama salam oynayalım. D5 oynamak istiyoruz. Şahin veziri bence orada iyi hissetmiyor B6'da. Hem de yani C5'teki karesi hala zayıflıktır. Evet. Kaleyi getirelim. Ve at D3. Önce yani adım adım pozisyonumuzu geliştiriyoruz. Belki sonra at C5 ya da fil F4 oynamak isteriz. Şahin zayıf bir piyonu var C6'da ve fil B'de de, o da yani gayet pasif. Ama pozisyon gayet sağlam yani. Ve rakip iyi savunuyor. O iyi bir savunucu. B4 oynayalım. Emin değilim. Evet, bu kareyi zayıfladım ama kolay değil yani. Belki at B6 C4 siyah oynayabilir. Tam bunu yaptı. Evet. Şimdi fil F4. At C5 zıplayalım. Tamam, oraya gitti. Tam oraya gitsin. Ve başka ne yapabiliriz bu pozisyonda? Daha nasıl değiştirebiliriz? H4 belki. Emin değilim artık. Ne yapmak lazım bilmiyorum. Fikirlerim bitti arkadaşlar. Ben dinamik bir oyuncuyum. Bu pozisyonlardan ne yapmak gerektiğini hiç bilmiyorum. Tamam. Bu pozisyonu iyileştirmek lazım. Nasıl iyileştirebiliriz? Vezir D2, vezir E3. Nereye gidiyor bilmiyorum bile. Belki fil G5 oynamak istiyorum. Değiştirelim. Çünkü siyah pasif fille kalıyor orada. Taktik yok. Vezir 3. F4 yapalım. Belki iyi değil. Şimdi siyah ne istiyor? Şah H2. Daha hızlı oynamak lazım. Bu kesinlikle. Bu kesinlikle Alex. Evet. Bu mantıklıydı. O piyonu uyudum. Alex ya, bu çok kötü oynuyorsun ya. Alexiciğim, çok kötü oynuyorsun. Evet, mantıklı siyah. Mantıklı şeyleri yaptım. Ben ne yaptığımı bilmiyorum bile yani. Tamam. Evet, inanılmaz yani. İnanılmaz oynuyorum. Artık siyah H5 oynayacak yani. Bu yani ben sadece saldırabilirim yani. Benim şey tekniğim çok kötü gördüğünüz gibi. Alex, bir şey yapmak lazım. Ne yap? Ay ay, hem de zaman eşit oldu. Ne zaman eşit oldu? Alacak, ben de alacağım.
Maalesef o hamle yok. Oha. Tamam. D6. Çok şey verdim siyaha. Evet. Fuf arkadaşlar. Bu ne kadar kötü bir maç size anlatsam. Bunu kapalı gözlerle izlemek lazımdı o maçı arkadaşlar. İki büyük üstad değil yani iki sokaklardaki dede oynadılar tamam mı? Yani böyle size söyleyeyim. Pozisyon açılıştan sonra kazançtı. Yani sonra ne yaptığımı bilmiyorum. Galiba kaybediyordum. İnanılmaz yani, inanılmaz. Söyleyeceklerim yok. Aa, benim hamlem tamam. Çok konuştum arkadaşlar. O kadar konuşmamak lazım. E5. Tamam E5 oynayalım. Evet. İlk maçımıza benziyor. Tamam. A6 yapalım. Şimdi kale e8 oynayalım. Vezir E7 değil. Kale e8 oynadık. Vezir D2 oynarsa şah oraya. Aha bu mantıklıydı. Bunu yapalım. Sonra şah h7 oynamak istiyoruz. Önce bu piyonu savunduk. Evet. Evet. At f6. H4'ten sonra g4'deki karesi zayıf kaldı. Şimdi ne yapmak istiyoruz? At g4 yapalım. Bu mantıklıydı. Değiştirelim. Şu filini. Gayet aktif. Değiştirmek istemezse fil d5, e5, at c4 oynayacağım. Düşünüyorum. Aldı. Mantıklı. Belki d5 oynayacak. Evet d5 oynadı. Şimdi alırsın. Vezir d7. Ondan korkmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Henüz karar vermedim. Belki bunu yapmak lazım açıkçası. Maalesef bunu almak gerekiyor. Oraya gitti bile. Tamam. A6, fil B6 bunu görüyorum. İlginç. Tamam, orada alayım. Yani ben şey emin değilim biraz. Beyazın oynadığı Vezir D5 ile ilgili. Bence hamle böyleydi yani. Bence siyah beyaz hem de bunu uyudu. Aa uyamadı tamam. Ama kesinlikle beyaz burada daha iyi değil. Ama belki ben de daha iyi değilim. Ama işte yani fikrim var. Fikrim kesinlikle var. Hemen kazanıyordum düşünüyordum kale A8'den sonra ama vezir B3 vardı beyazın. Bunu unuttum. Şimdi B3, vezir D1. Piyonu kazanıyorum sanki. B4 ise vezir A4 hala alabiliyorum. Çünkü bence 5'ten sonra beyazın veziri C2'de düşüyor. Evet bence bu pozisyonda beyaz savunmalı. Çünkü siyah D2'yi kontrol ediyor. Hem de A4'deki piyon zayıf. Ve beyazın atlar ve kale 3'te yani ne yaptığını emin değilim. Ve beyaz düşünüyor. Yani ben sadece iyi bir maç oynamak istiyorum. Benim istediklerim bu kadar çünkü yani son maç iyiydi ama bir noktadan sonra yani inanılmaz kötüydü. Burada tek istediğim yani açılıştan sona kadar iyi bir maç oynamaktı. Başka bir şey istemiyorum hayattan gerçekten. Tamam piyonu aldık. Bunu emin değilim yani. Bence beyaz çok şey yani bana şey veriyor. Çok özgürlük veriyor. Tamam. Mat mı var burada?
D3 var. Puf, çok şeyler var arkadaşlar. Bunu yapayım. Belki F4'e zıplamak istiyorum. At F4. Bence benim pozisyonu gayet kötü görünüyor burada. At D3. Önce saldırdım. Sonra at D3. Aha. Ama şey var. Vezir D1 var. Tamam. Alayım o zaman. Ve değiştirelim. Değiştirmek istiyorum. Belki C3'te de alabilirdim ama ben korkam. Oha, bu kötü. Bunu uyudum arkadaşlar. Bunu kesinlikle uyudum. Çok konuştum. Ve bu hamleye... Vezirini uyudum. Oh, vezirini uyudum. Oha. Ne yapıyorum ya? Alex, ne yapıyorsun sen ya? Bu inanılmaz. Oha. Alex, ne yapıyorsun sen? Oha, Alex, tamam. Bu o kadar kötüydü ki yani anlatamam size arkadaşlar. Oha. Bu son maçtan daha kötüydü arkadaşlar. Bu çocuklara göstermeyin lütfen. Bu yani. Oh. Oha. Daha zaman vardı. Bu pozisyon tamamen kazançtı. Vezirimi uyudum. Tamam mı? Her şeyi yapabilirdim. Tamam, bu maç kazanayım ve bu kadar. Oha. Son iki maçlar iyi oynadım bir noktaya kadar. Ama ondan sonra hepsi yani yanlış gitti. Hepsi. E3. Piyonu şey verdik. Ama belki uzun bir yani kompozisyon olabilir yani. Vezir C3. A4. A5 belki oynayacak siyah. AD2. O piyonu niye için verdim bilmiyorum. Evet, o A4 niye oynadığıma emin değilim. Aha, alabilirim. Alabilirim. AC4 ise vezirle alacağım. Tamam. Geri gidelim. At B6 belki evet ve geri gidelim. Yani değiştirmek istemiyoruz. Evet artık ne yapacağımıza emin değilim. Ama sehren şahı açık. At F3. Belki sonra fil E2 şah etmek istiyor B4'te. Tamam olsun. Atsın. Kaçıyoruz. At E1. D3 belki C5'e zıplamak istiyorum. Belki sonra fil F3 çıkacağım. Evet. Biraz açılış iyi gitmedi. Fil F3. At B4 belki. Evet. Vezir C3. Alırsa alırsa belki vezir A6. Şah var. Şah G1 ama. Evet. Tamam. Evet. Mantıklı. Tamam. Oyun sonu oynayacağız artık yani. Ne diyeyim arkadaşlar? Tamam. AD3. Belki B4 sürmek istiyorum. B4. Kale ve değil. Oha bu hepsini niye veriyorum? H4 kale G5 olmasın diye. Bu güzeldi. Bu hamle çok güzeldi. Yaptı rakibim. E4 ve hepsi düşüyor. Kaleye AT2.
Bakalım. Oha, siyah da uyudu. Arkadaşlar, bu iki büyük ustalar o kadar kötü oynuyor ki size yani söyleyeceklerim gerçekten yok yani. Son birkaç maç yani gayet kötü gitti. Tamam arkadaşlar, bu video için bu kadar. Yani son 3 maç ile ilgili ne diyebiliriz? 2 maç iyi oynadım, kazanıyordum, kaybettim. Bu maç kaybediyordum, kazandım. Böylece olmamalı yani, büyük üst daha seviyende. Tamam arkadaşlar, bu videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Evet, maçlar gayet kötüydü ama hala sizden rica ediyorum, videoyu beğenin lütfen. Ve önümüzdeki videolarda görüşürüz. İnşallah daha iyi oynayacağız. Hoşça kalın.